Selamlar herkese. Her İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz sanatçı Yasmin Şimit. Yasmin Şimit, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Öncelikle bize müzik hikayenizi anlatır mısınız? Müzik nasıl başladı? Bize biraz ondan bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim hemen. Müziğe ben çok erken yaşlarda başladım. Daha doğrusu içine doğdum diyebilirim. Babam müzisyendi ve grubu vardı, müzik grubu vardı ve ben hep konserlerine gittim. Böyle büyüdüm, böyle yetiştim ve her zaman her daim müziğe karşı böyle bir tutkum vardı. Ve o tutkumu annemler böyle bir sezince, anlayınca beni hemen piyano dersine başlattı ve çok küçüktüm, 2,5 yaşındaydım. Bu şekilde hani bayağı bir geliştirdim kendimi. Eskiden de yani çocuk yaşta başladım biraz yazıp çizmeye, besteler falan yapmaya. Neyse sonra konservatuvar geçmişim var. 9 Eylül İzmir'de, 9 Eylül Devlet Konservatuvarı'nda. Yan flüt müzik, klasik müzik bölümünde. Bu şekilde hep müzik yaptım ve şu an müzik öğretmeniyim iki okulda. Her zaman, her gün müzik yapmaya devam ediyorum yani. Çok güzel. Tabii son proje çalışmanız Palavra. Bize biraz Palavra projesinden bahseder misiniz? Şarkıyı nasıl anlatırsınız? Palavra projesi yaptığım en hızlı projelerden bir tanesi. Çok hızlı gelişti ve benim burada bir arkadaşım var. Tabii birlikte yaptığımız arkadaşım Atilla Ünver. Nürnberg'de o da. O bana yazdı Instagram'dan, dedi ki Yasmin bak altyapı yaptım, böyle böyle bir şey, üstüne söz yazar mısın falan dedi. Ben de aldım dinledim, aşırı hoşuma gitti ve inanır mısınız bir sene önce yazdığım şarkı sözü vardı bir tane elimde. Tam tamına uydu, yani hiçbir şey değiştirmem gerekmedi falan. Yani sanki o şarkı sözünü yazmışım, bekletmişim. Sonra Palavra için beklemiş gibi oldum yani. Çok güzel oldu. Atilla da beğenince hemen böyle şipşak yaptık besteyi, şarkıyı hazırladık ve 1,5 hafta içinde mi çıktı? Ya çok çabuk çıktı. Evet. Çok hızlı oldu. Müzikle sözler de uyunca bir anda böyle bir hemen bütünselleşme olmuş. Kesinlikle aşırı güzel bir enerjisi olan bir şarkı oldu ve klibi de öyle bence. Çok duygulandım zaten, kendi hani insanın kendi yazdığı sözleri, kendi hissettiği sözleri insanlar, ya sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız ellerinde tutuyor ve yani klip çok hoşuma gidiyor yani, o yüzden duygulandım Evet. ya çıktığında. Kesinlikle. Yine izleyenlerimize de tavsiye ediyoruz. Klibi izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler, takip etsinler. Tabii müziğin içinde olduğunuzdan bahsettiniz. Çok küçük yaşlardan itibaren babanızın da müziğin içinde olduğunda, müzik eğitiminin de içindesiniz halen. Bu anlamda tabii iyi ifade ederken sizce iyi bir şarkıcının özellikleri nelerdir? Siz iyi şarkıcıyı tarif ederken neleri ön plana çıkarırsınız? Yani öncelikle sanırım birazcık eğitim geçmişi de olması gerekiyor iyi bir sanatçının. Hırs lazım. Yani tabii yetenek de varsa içinde çok iyi oluyor. Yani değişik bir kombinasyon lazım. Hani istek lazım. Bunun için yaşamak lazım. Yaşamak için müzik yapmamak lazım. Müzik için yaşamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ben bu şekilde yaşıyorum ve yaptığım her adımdan çok büyük zevk alıyorum gerçekten. Yani aşkla yapmak lazım. Aşkla yapmıyorsa bir sanatçı, Evet. Sanatçı değildir bana göre. Tabii altını çizdiğiniz noktada gerçekten son derece önemli. Peki size göre müzik dünyasının, müzisyenliğin, şarkıcılığın stresli yanları neler? Buna dair neler söylersiniz? Yani elbette bizim sektörümüz biraz stresli bir sektör. Enerjik, yani sürekli bir aksiyonu olan bir sektör. Tabii ki stresli yanları çok. Fakat bana göre, az önce dediğim gibi aşkla yaptığım için bu mesleği, bana güzel stresler bunlar benim için. Evet. Ama şimdiki dönemden bahsetmemiz gerekirse mesela bu COVID-19 elbette bütün sanatçıları hemen hemen sarsmış durumda. Evet, Yani pek çok biraz zor etkinlik bıraktım. Tabii bu anlamda çok müzik dünyası da belki en fazla etkilenen alanlardan, sektörlerden biri oldu hiç şüphesiz. Evet, maalesef. Tabii bu noktada uzun zamandır aslında bizim konuştuğumuz konulardan biriydi ama bu içinde bulunduğumuz günlerde bu dijitalleşmenin etkisini daha fazla hisseder olduk.
İşte müzik dünyasında özellikle eskiden işte plaklar, kasetler, CD'ler derken zaten artık son zamanlarda dijital platformlarda yayınlanıyor birçok eser. Bu anlamda dijital dönüşümü, müziğe olan etkisini siz nasıl yorumluyorsunuz? İleriye dönük ne tür öngörüleriniz var bu dijitalleşme ile ilgili? Yani bence bana göre artıları da var, eksileri de var tabii ki. Yani eskiden bütün müzisyenler, sanatçılar elbette hani kaset satarak, CD satarak daha çok maddi anlamda kazançları oluyordu. Fakat şu an için o anlamda biraz eksideyiz diye Evet. düşünüyorum. Fakat artıları da var elbette. Hani dinleyicilere çok daha rahat ulaşabiliyoruz. Fanlara daha çok hani istediğimiz yerden istediğimiz zamanda ulaşma imkanımız var. Demek istediğimizi hemen söyleyebiliyoruz, açıyoruz. Direkt yorum atabiliyoruz. Eskiden bunlar yoktu. Kimseye ulaşamıyordu. Şimdi herkes elinin altında yazıyor, çiziyor. Anında koyuyor internete ve güzel yani. Üretmek için güzel bir fırsat. Bence bu COVID-19'da hani yine her şeyin artıları eksileri var ya, dediğim gibi onun da bir artısı var diye düşünüyorum. Çünkü sanatla ilgilenen herkes çok daha fazla büyük bir üretim sürecine girmiş durumda. Evet. Sizden İnsanım şarkısını dinlemeyi çok isterdik. Evet. Gitarınız da yanınızdayken bize İnsanımı çalar mıydınız? Tabii ki çalarım. Evet. Bu yazdığım ikinci Türkçe şarkı. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem sesinize, yüreğinize sağlık. Sözler de tabii her zaman sözleri de yazdığınız, vurguluyorsunuz. Gerçekten sözlere de dikkat diyoruz insanımı dinlerken. Ayrıca zaten son zamanlarda şu an olduğu gibi akustik çalışmalarınız YouTube kanalınızda da yayınlanıyor. İzleyenlerimize onu da hatırlatmış olalım. Son olarak müziğe dair, hayata dair neler söylersiniz? Programımız için son sözleriniz neler olur? Belki yine varsa projelerinizden de, son projelerinizden de bahsederseniz seviniriz. Projelerim konusunda
Takipte kalın derim. Çünkü yeni yeni projelere başlamış bulunmaktayım ekibimle. Ve bu süreç içerisinde herkese sabır ve sağlık diliyorum. Herkes sağlıklı kalsın istiyorum ve size de tekrar teşekkür etmek istiyorum yayın için. Çok keyif aldım, çok güzel geçti ve umarım yakında tekrar görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler, hoşça kalın. Sağ olun. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz sanatçı Yasmin Şimit'ti. Bir başka her insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.